Ankara'da Türkiye genelinde seçimler bitti ama İstanbul'daki oy sayımı devam ediyor. Henüz orada belediye başkanı belli olmadı. Ekrem İmamoğlu mazbatasını bekliyor. Binali Yıldırım da AK Parti tarafında usulsüzlük olduğunu söylüyor. Nasıl görüyorsunuz? Vallahi YSK'nın açıklamalarına saygı duymak lazım. YSK'yı beklemek lazım. Onda fayda var. Sizce nasıl bir sonuç çıkar? Nasıl görüyorsunuz yani? Yani nasıl diyeyim size, ben söyleyeyim. Hilelik varsa, eğer bir yanlış bir olay varsa, hilelik varsa bedelini ödemeleri lazım. Her iki tarafında yani. Bir kişinin de değil varsa. Ama yoksa... Abi bence benim görüşüme göre biz AK Partiliyiz. Ama Binali Yıldırım'ın kaybetmesini gerçekten çok üzüldük. Ama aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayısı olarak Binali Yıldırım'ın kazanacağını düşündük. Ama bu işte bir şeyler var. Bir bakalım çarlıklar açılınca ne olur. Sonuç ne çıkar sana göre? Sonuç bana burada bir torpiller oynanıyor ama bakalım ne olacak. Kendilerinin yaptıkları yolsuzlukları şimdi başkalarına yıkarak onların haklarını gasp etmeye çalışıyorlar. Yani bugünkü olan parti, AK Parti, Cumhurbaşkanı da dahil için. Kendi yaptıklarını biliyorsun değil mi? Ankara'daki daha önceki seçimde ne olmuştu? İtiraz etti Mansur Yavaş. Ret edildi ve dedi ki Atağlan Üsküdar'ı geçti. Şimdi olmayan bir şeyleri olmaya yaratmanın bir anlamı var mı? Adam seçilmiş. Sen daha seçim bitmeden biz 3000 oyla kazandık dedin. Değil mi? Halkı yanıltmak. Ondan sonra ya bu bir belediye seçimi ya. Burada Trabzon'da kim seçildi? AK Parti. Ne olmuş? Ben AK Partili değilim. Seçildi de ben bunu kabullenmeme gibi bir riskim var mı? Seçilmiş adam, vermiş millet oy. Uygun gör. Orada da aynı. Hiçbir usulsüzlük de yok orada ben bir vatandaş olarak. Sonucu ne çıkar size göre? Sonucu adamın hakkını vermeleri lazım. Hakkı olan hak ettiğini, hakkını vermek gerekir. Sonuç bu. Bence haksızlıktır. Bu şimdiye kadar o kadar seçim kullandılar, hiç kimse demedi geri sayım, bir daha sayım yapalım, bir daha şey yapalım. O adam kazanmıştır, adamın hakkını vermiyorlar. Ben öyle biliyorum. Sonuç ne çıkar size göre? Sonuç bence yine o kazanır. Eğer millet bir daha seçime giderse. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi ben İstanbul'da böyle olay olduğunu çok üzülüyorum. Çünkü şimdi doğrusunu söyleyeyim. Ben daha şey taraflıyım ya. Eğer mesela AK Parti'nin yaptıkları daha faydalı gibi gözüküyor bana. Şimdi CHP'nin ya tarihten de biliyoruz. Hiç bir faydası gözükmez diye biliyorum. O yüzden sadece popülizmle konuşuyorlar. Bence şey, AKP daha iyi benim için. Sonuç ne çıkar size göre? Bilmiyorum ya, şimdi sonuç nasıl çıkar bilmiyorum. Yani ortada bir gerçek var. Kanun var, nizam var. Evet. Kanunlara göre en fazla oyu alan, Yüksek Seçim Kurulu kararlarına göre en fazla oyu alan kişi başkan sayılır ve mazbatası verilir. Evet. Durumda bunu gösteriyor. Dolayısıyla İmamoğlu mazbatasını alması gerekiyor. Sonuçta ne çıkar size göre bundan sonra? İnşallah seçim iptaline gitmezler. Yani seçimin yenilenmesine gitmezler. Çünkü giderlerse Türkiye için hiç iyi olmaz.